Öncelikle belirteyim, Türkiye gibi ülkelerde yani dalgalı kur sisteminin uygulandığı ülkelerde devalüasyon diye bir şey söz konusu değildir. Devalüasyon olabilmesi için o ülkedeki kur sisteminin sabit kur sistemi olması gerekir. Ancak eğer ki kurda çok agresif hareketler oluyorsa bu devalüasyon gibi adlandırılır bizim gibi ülkelerde. Sürekli olarak baskı altında tutuluyorsa bir şekilde merkez bankaları, kamu bankaları aracılığıyla kur ve daha sonra arasında da agresif yükselişler oluyorsa dolar kurunda özellikle biz bunu devalüasyon olarak nitelendirebiliriz. Peki soru şu, Türkiye'de devalüasyon olabilir mi? Daha doğrusu kurda sert bir hareket yaşanabilir mi yakın zaman içerisinde? İsterseniz burada işaretlere bakalım birlikte. Ve bu belirtiler sonrasında Türkiye'de sahiden agresif bir kur hareketi yaşanır mı? Yoksa kademe kademe kur yükselmeye devam eder mi? Bunun cevabı bulmaya çalışalım. Hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin öncelikle kurunu etkileyen birkaç önemli etken var. Bunlardan bir tanesi cari açık meselesi. Bir diğer önemli etkense Türkiye'nin piyasasındaki hareketlilik meselesi. Türkiye gibi ülkelerde hareketlilik genel itibariyle faiz indirimleriyle kısmen de olsa sağlanıyordu bugüne kadar. Ama bu koşullar içerisinde yapılan tüm faiz indirimlerinin aslında boş atılan kurşun olduğunu hepimiz net bir şekilde gördük. Daha bu pandemi başlamadan önce de. Çünkü insanların kredi alma kabiliyetleri yok, bankalarında kredi verme istekleri yok bu koşullar içerisinde. Çünkü insanların pek çoğu bugüne kadar zaten borçlandıkları için kredi alamıyorlar. Kredi kullandıkları ve bu kredileri geriye ödeyemedikleri için çoktan kredi puanları bozulmuş. Bankalarında batık oranları her geçen gün biraz daha arttığı için insanlara kredi vermek istemiyor. Hele ki pandemi koşulları sonrasında bankalar kredi vermekten daha da uzaklaşmaya başladılar. Kredi kullanabilen insanlar da aldıkları krediyi piyasada değerlendirmek yerine tasarrufa yönlendirdiler. Bakıyorsunuz şirketlere verilen bazı krediler var, bireylere verilen bazı krediler var. İnsanlar biraz daha nefes alabilsinler, şirketler biraz daha nefes alabilsinler diye. Bu kredilerin büyük bir kısmı tasarrufa yönelmeye devam etti. Ya dolar alındı ya altın alındı. Çünkü insanlar kritik ortamı görüyorlar, kriz ortamını görüyorlar ve bu riskleri satın almak istemiyorlar. Yatırım yaparak ya da herhangi bir ürün alarak. Götürüyorlar paralarını tekrar dolara, altına yatırıyorlar. Gelecekte ne olur ne olmaz kaygısıyla. Ve bu nedenle de aslında bankaların kullanabilecek kişilere bile verdiği krediler geri alsalar bile bu sefer kur riskiyle karşı karşıya kaldıkları için büyük bir zararı öngörerek veriyorlar. O nedenle sevgili dostlarım özel bankalar ısrarlı bir şekilde kredi vermekten kaçınırken tüketiciler sadece kamu bankalarından kredi alabildiler. Kamu bankalarında bunların büyük bir kısmının görev zararı olarak yazılacağını, batık kredi olacağını bile bile verdiler. Paranın büyük bir kısmı kura ve altına akmaya devam ediyor. Bu da ülkede para sıkışıklığının devam etmesini beraberinde getiriyor. Kur üzerindeki baskıyı arttırıyor. Hızlı yükselişleri bir başka deyimle devalüasyon riskini arttırıyor. Türk lirası olması gereken değerin çok fazla üzerinde kalıyor. Değer kaybetmesi gerekiyor ama değer kaybedemiyor. Neden? Baskı yapılıyor. Peki bu baskı nasıl yapıldı bugüne kadar? Yurt dışından borç alınarak ya da ülkedeki Merkez Bankası rezervleri bozularak bugüne kadar baskılandı. Bunun da maliyetleri faiz oldu. Bunun da maliyetleri Merkez Bankası'nın rezervlerinin tükenmesi oldu. Yine bir devalüasyon etkisinden bahsediyoruz. Bu devalüasyon etkilerinin en önemlilerinden birisi aslına bakarsanız. Bir yandan para sıkışıklığı, bir yandan Merkez Bankası'nın rezervlerinin tükenmesi, öbür taraftan da insanların sürekli olarak tasarrufa yönelmesi, bankaların kredi vermek istememesi, insanların tüketimden vazgeçmesi. Tüm bu koşullar içerisinde daralan sektörlerin para üzerindeki baskısının artması aslına bakarsanız. Şimdi gelelim biraz da cari açık meselesine. Cari açık neden önemli ve neden döviz kuru üzerinde baskı yaratıyor? Ülkeler mal satıyorlar, karşılığında da mal alıyorlar. Bizim gibi ülkeler genel itibarıyla alımlarını satımlarından daha fazla gerçekleştiriyorlar. Yani biz yurt dışından daha çok mal alıyoruz, daha az mal satabiliyoruz. Kabiliyetimiz o kadar. Özellikle enerji giderlerimiz çok yüksek. Bu nedenle de her geçen gün bizim dış ticaret
açığımız açılıyor. Makas giderek büyüyor. Bu makası daraltmanın tek yöntemine turizm gelirleri, işçi gelirleri, yani yurt dışındaki işçi dövizlerinin Türkiye'ye gelmesi. Bu sayede biz geçen sene cari açık vermedik, cariyi fazla verdik. Eğer ki cari açık vermiş olsaydık, o makas her geçen gün biraz daha açılmış olsaydı, döviz kurumuz yeterli olmadığı için Türkiye'de dolar sıkışıklığının artması kaynaklı olarak yine kur üzerinde bir baskı olacaktı. 2018 yılında yaşanan o devalüasyon hareketi yaşanacaktı. Onu engellemenin yolu olarak ne yaptılar? Döviz gelirlerini arttırmaya çalıştılar. Bunun için de turizmi kullandılar. Geçen sene şanslı bir yıldı. Ama bu yıl pandemi etkisiyle turizm gelirlerimiz neredeyse dip yapacak, sıfırlanacak. Yani yurt dışından bir turizm geliri beklenmiyor. Sadece Türkiye adına mı? Hayır. İtalya'da da durum aynı, Fransa'da da durum aynı, İspanya'da da durum aynı, Yunanistan'da da durum aynı. Turizm merkezli ülkelerin pek çoğunda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor bu süreç içerisinde. Ülkeler eğer ki turizm geliri elde edemezlerse ihracata yüklenmek zorundalar. Peki ihracatta tablo ne? Bizim dış ticaret açığımız, ihracat yapamadığımız için geçen ay %181 oranında arttı. Açık her geçen gün büyümeye devam ediyor ve cari açık baskısı da her geçen gün artmaya devam ediyor. İhracatı arttırmanın başka bir yöntemi var mı? Nasıl arttıracağız bu pandemi koşullarında? Ya da pandemi bittikten sonra daha rekabetçi olmanın bir yöntemi var mı? Yine iş geliyor, dönüyor, dolaşıyor, kurun kapısına dayanıyor. Doların yükselmesinden başka şansı yok bizim gibi ülkelerin ticaretini, dış ticaretini arttırmasında. Eğer ki ihracatımızı arttırmak istiyorsak mutlaka ama mutlaka biz devalüe ettiğimiz bir para birimiyle dünya pazarına girmek zorundayız. Onun için zaten ülkeler çok hızlı bir şekilde paralarının değer kaybetmesini istiyorlar. Bakın Amerikan Başkanı Trump aylarca ne dedi bu pandemi öncesinde? Doların acilen değer kaybetmesi gerekiyor dedi. Bugünlerde çok fazla ağzına almıyor bu konuyu. Çünkü dünyanın dengeleri iyiden iyiye bozuldu. Dolar biraz daha fazla değer kaybederse eğer çok ciddi sıkıntılar olacağını o da görüyor. Onun için sesini de fazla çıkartmıyor. Ama bizim gibi ülkelerin tek çıkış noktası şu anda kendi para birimlerini değersiz hale getirmek. Turizm gelirleriniz bitmiş, işçi dövizleriniz bitmiş, yurt dışından gelen yabancı kaynak akışı bitmiş, sıcak para ya da doğrudan yabancı sermaye fark etmez. Her ikisinde önü kesilmiş. Hem sermaye piyasalarından hem de doğrudan yatırımlardan para kaçışı devam ediyor. Amerika'ya, Avrupa ülkelerine, kendi vatanlarına ya da güvenli limanlara kaçış devam ediyor. Bir de Merkez Bankası rezervleriniz tükendiyse artık ciddi bir para sıkışıklığıyla karşı karşıyasınız demektir. Bu koşullar içerisinde CDS puanlarınızın yükselmesinden dolayı da, yani risk primlerinizin yükselmesinden dolayı da, aynı zamanda IMF gibi, Dünya Bankası gibi kurumlarla yüksek kredi anlaşmaları, ucuz maliyetli kredi anlaşmaları yapamamanızdan kaynaklı olarak da bu para sıkışıklığı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu büyük bir devalüasyonu işaret ediyor. Çok kısa bir süre içerisinde, yakın bir zaman içerisinde dolarda agresif yükselişler görmeye başlayacağız. Kademeli yükselişlerden bahsetmiyorum. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Çok sert ve agresif yükselişler görmeye başlayacağız. Kademeli yükselişle agresif yükseliş arasındaki fark nedir? Devalüasyon hareketi nedir? Biraz da bundan bahsedelim isterseniz. Hangi oranlarda yükselirse devalüasyon sayabiliriz bunu. Hangi oranlarda yükselirse agresif yükselişler sayabiliriz. Hangi oranlarda giderse kademeli bir yükseliştir diyebiliriz. Mesela 5.80'den 6'ya, 6'dan 6.25'e, 6.25'ten 6.80'e, 6.80'den 7'ye yükselen bir dolar kuru kademeli olarak ve kontrollü olarak yükseliyordur diyebiliriz. Özellikle 5.80 sonrasında Merkez Bankası artık dövizi düşürmek için baskı yapmıyor. Kuru düşürmek için baskı yapmıyor. Kuru kontrollü bir şekilde yükseltmek için baskı yapıyor. Tamam yükselsin ama çok da agresif yükselmesin derdinde. Başka bir derdi yok. Yükseleceğini o da öngörüyor. Yükselmesi gerektiğini o da biliyor. Ama en azından agresif olmasın diyor. Agresif yükselişse şu sevgili dostlarım.
mesela 7'den 7.20'ye, 7.20'den 7.80'e çıkan dolar kuru hala kademelerini koruyor demektir. Oysa 7.20 seviyelerinden bir anda kendisini 8-8.5 seviyelerine atarsa eğer ki dolar kuru, o zaman anlayın ki agresif yükselişler başladı. Merkez Bankası, kamu bankaları kontrolü kaybetmeye başladı. Agresif yükselişlerden de bunu anlayabiliriz. Peki devalüasyon etkisi nedir? Tamam, sabit kurda devalüasyon olur. Dalgalı kurda devalüasyon olmaz ama devalüasyon etkisi nedir? Yani devalüasyon gibi kurun bir anda yükselmesi ne anlama geliyor? O da şudur sevgili dostlarım. Mesela 2018'in Ağustos ayında olduğu gibi 3,5-4 lira arasında seyreden dolar kuru bir anda 7 liraya yükseliyorsa, %100'lere yakın bir hareketlilik oluyorsa döviz kurunda, işte ona da devalüasyon hareketi diyoruz. Türkiye'nin bugünkü koşulları içerisinde, dünyadaki bu koşullar içerisinde makroekonomik dengelerin iyice bozulduğu, talebin iyice azaldığı, arz sıkıntılarının yaşandığı, fabrikaların kapandığı, tarımla ilgili problemlerin yaşandığı böyle bir ortam içerisinde ve özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki para sıkışıklığının neredeyse zirve yaptığı böyle bir ortam içerisinde, ihracatın tıkandığı, ithalatın ister istemez arttığı ve bunun yanında CDS gibi pek çok dengenin bozulduğu böyle bir ortam içerisinde ne yazık ki sevgili dostlarım devalüasyonist bir ortam yakın zaman içerisinde karşımıza çıkabilir. Dolar kuru bırakın kademeli olarak, bırakın agresif olarak devalüasyon gibi yükselebilir arkadaşlar. Bu da şunu ifade ediyor. Bugün 7 lira seviyesinde olan dolar kurunu bir anda biz 10-12 bandı seviyelerinde, hatta 14 bandı seviyelerinde görebiliriz. Eğer 2018 yılındaki gibi olursa. 2018'de biliyorsunuz 3,5'tan 7 liranın üzerine çıkmıştı. Bugün eğer ki 7 lira olan dolar kuru devalüasyon hareketi yaşar ise bir anda 14 lira seviyelerine yükselebilir sevgili dostlarım. Eğer ki Türkiye bu pandemi krizinde fırsata çevirerek ithal ettiği ürünlerin yerini ikame edebilirse, yurt dışından getirdiği pek çok ürünü Türkiye'de üreterek piyasaya arz edebilirse, işte o zaman da dolardaki bu yükseliş bizim için bir dezavantaj olmaktan çıkar, enflasyonist bir baskı olmaktan çıkar. Aksine Türkiye'nin hem ihracatını arttırır hem de iç pazarının yabancı ülkeler tarafından, yabancı firmalar tarafından istila edilmesinin de önüne geçer. Türkiye için ciddi bir fırsat olabilir. İthal odaklı değil, ithal ikame odaklı bir ekonomik modele doğru döner ise, başka bir şansı da yok zaten bu koşullar içerisinde. Çünkü dünya bambaşka bir tarafa gidiyor. Dünyanın gittiği bu süreç içerisinde eğer ki Türkiye bir an önce kendi üretimini arttırmazsa, emin olun büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacak. Özellikle tarımsal ürünlerde ciddi bir kıtlık baskısıyla karşı karşıya kalabilir sevgili dostlarım. Büyük ihtimalle bu nedenle de kurun yükselmesine izin verecekler. Kurun yükselmesi için bir başka önemli neden, bir başka devalüasyon nedeni ise iç piyasanın canlanması sevgili dostlarım. Bakın faizin indirilmesinin piyasayı canlandırma konusunda hiçbir avantajının olmadığı net bir şekilde ortaya çıktı. Ben size bunu bir yıl önce söylemiştim. Faizler ne kadar indirilirse indirilsin, döviz cephesinde bir hareketlilik olmadığı sürece piyasa canlanmaz, canlanmayacak demiştim. Ancak döviz hızlı bir şekilde, agresif bir şekilde, hatta devalüasyon etkisiyle yukarıya çıkarsa, insanlar ellerindeki dolar kurunu bozdurup bol paranın bir kısmıyla harcama yapmaya başlayabilirler ve piyasada bir hareketlenme gözlenebilir. Hatta konut sektöründe bile bir hareketlenme yaşanabilir. Bence hükümet, Merkez Bankası, ekonomi yönetimi yavaş yavaş bunun da farkına varmaya başladı. En azından benim umudum farkına varmaya başlamış olmaları yönünde. Faizle yapamadıklarını muhtemelen dövizle, kurla yapacaklar. Kurdaki yükselişin avantajını kullanarak hem piyasayı canlandıracaklar hem de ihracatı arttıracaklar. Sonuç, Türkiye'de devalüasyonist bir yükseliş olur mu dolarda? Bana göre olacak. Çok yakın bir zaman içerisinde olacak. Hatta bana göre daha yaz ayları gelmeden bu devalüasyon hareketinin olması gerekiyor ki belki bir miktar turizmi canlandırmak da mümkün olabilir öyle bir durumda. En azından rakiplerimize göre çok daha avantajlı fiyatlar sunabiliriz yurt dışından gelebilecek turistlere. Bu da yine Türkiye'nin döviz girişini,
döviz girdisini arttıracak önemli kıstaslardan birisi olacak. Yine kurdaki bir devalüasyon hareketi yurt dışındaki doğrudan yabancı yatırımcının, Türkiye'de gayrimenkul almak isteyenlerin, yatırım yapmak isteyenlerin de gelmesini sağlayacak. Eğer ki döviz girişinin hızlanması isteniyorsa mutlaka ve mutlaka devalüasyon hareketinin olması gerekiyor. Daha doğrusu Türk lirasının acilen olması gereken değerlere getirilmesi gerekiyor. Sanıyorum bu konuyla ilgili de artık adımlar atılacaktır. Ha, atılmazsa ne olur? Piyasa bu şekilde sıkışmaya devam eder. İnsanlar tasarrufa yönelmeye devam eder. Ekonomi kilitlenmeye devam eder. İş içinden çıkılamaz bir hal alır. Büyük bir ekonomik kriz kapıyı çalar. Pandemi etkisiyle birlikte aynı zamanda ve Türkiye'nin işi emin olun çok daha zorlaşır. Bu videonun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ve eğer videoyu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.